Efendim bir perşembe günü Ayvalık'tayız. Tabii ki Ayvalık perşembe deyince Ayvalık pazarı ve tekstil bölümü oldukça tatmin edici. Yani burası gerçekten şenleniyor Ayvalık. Ama biz Ayvalık'ta dikkat çeken binalardan birisi Çınarlı Cami. Çınarlı Cami. Asıl burayı Ayayorgi olarak tarihsel kaydını yapabiliriz. Çınarlı Cami. Ayvalık'ta Hayrettin Paşa Camii, Çınarlı Cami ve Saatli Cami kiliseden camiye dönüştürülen binalar. Bir de Çınarlı Cami'de şöyle bir katedral havası var binada. Tabii Rumların burayı terk etmesiyle birlikte bir kiliseye dönüştürülüyor. Evet, zamanla bunu asarsın yaparsın. O zaman anlatalım, bir kilise olarak anlatalım. Ayayorgi Kilisesi, yani St. George Kilisesi diyebiliriz. Baktığımızda, evet, kilise olduğu çok aşikar. Yani binanın kiliseden camiye çevrildiği aşikar. Giriş cephesine baktığımızda efendim, antik dönem izleri görüyorsunuz, sütunlar. Fakat içeride dekorasyonda barok stil karşımıza çıkıyor. Gerçekten güzel bina. 1890'lı yıllarda inşa edilmiş Ayayorgi Kilisesi adıyla. Ve burada hakikaten yoğun bir cemaat hayatının olduğunu düşünmek mümkün. Tabii şu an cami Türklerin buraya tam yerleşmesiyle birlikte mübarele sonrasında bu bir camiye dönüştürülüyor. Evet, şöyle bir düşündüğümüzde acaba işte ne gibi değişiklikler yapılmış? Dolayısıyla kilisenin apsis bölümü veyahut hani altar bölümü direkt bu girişten tam karşıya denk geliyor. Ancak efendim apsis bölümüne, kilisenin apsis bölümüne mihrap ve minber yapamazsınız. O yüzden karşıda o bölüm duruyor. Ne yapmış Türkler burayı hani camiye çevirdiğinde? Mihrap ve minber burada oluşturulmuş, girişte sağda. Tam karşıda ise eski hani Hristiyanlık zamanı apsis bölümü olmuş. Evet. Yani Ayvalık'ta 3 tane ana kiliseden camiye dönüşmüş bina var. Biz de bunu size tanıtalım dedik. Ayayorgi Kilisesi veya Çınarlı Cami. Muazzam bir bina. Bize bir kalıntı olmuştur. Zamanında Rumlar buranın nüfusunu 1900'lü yılların başına kadar, Balkan Savaşı'na kadar %90 küsürü onlara ait. Mübadeleyle de sıfırlanmış efendim Rum nüfus. Ayayorgi Kilisesi veya Çınarlı Cami'den selamlar.